Sevgili Çiftçi TV izleyicileri, biz Fuardayız program ekibi olarak standları gezmeye devam ediyoruz. Şu anki durağımız ise Arma Süt Sağım ve Soğutma Sistemlerinde Noyan Çakar ile birlikteyiz efendim. Kendisi Endüstri Mühendisi Armas Süt Sağım ve Soğutma Sistemlerinde. Noyan Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba. Şimdi Growtek Fuarındayız. Armas olarak katılıyorsunuz. Sektörde öncü kurumlardan bir tanesiniz. Neler söylersiniz öncelikle Armas için? Öncelikle ülkemizin tarım ve hayvancılık merkezlerinden biri olan Antalya'da olmaktan gurur duyuyoruz. Burası önemli fuarlarından bir tanesi. Buraya hem yurt dışından hem yurt içinden farklı müşteriler geldiğini duyum aldığımız için fuara katılma ihtiyacı hissettik. İlk günden tahminimizin yani beklentilerimiz civarında bir talep olduğunu düşünüyoruz. Yurt dışından da epey bir talep geldi. Yurt içinde aynı şekilde. İlk gün için şu anda memnunuz. Şimdi Growtek 19. Growtek fuarındayız. Orta altı tarımı olarak geçiyor. Hayvancılık bölümü için bu yıl bir açılış yapıldı ve siz de katıldınız. Yeni ürünleriniz de var aslında, en çok sattığınız ürünlerden bir tanesi. Hatta yanımızda duruyor. Neler söylersiniz yurt içi ve yurt dışı pazarı, aslında yurt içine hakimsiniz ama yurt dışı pazara da açılmak istiyorsunuz. Bu ürünü neden sunuyorsunuz ve tercih edilme sebeplerini nasıl sıralayabiliriz? Süt soğutma tankları şirketimizin amiral gemilerinden en çok sattığımız ürünlerden. Onun da en satılan, en fazla satılan modeli bir tonluk süt soğutma tankı. Burada görebildiğiniz gibi hem orta çiftçilerin, yani orta direkt çiftçilerin en çok kullandığı üründür. Ama onun haricinde yine standımızda yer alan, son zamanlarda oldukça popüler olan o süt otomatlarımız var. Onlar da özellikle son yıllarda epey popüler olmaya başladı. Çiğ süt satışı için kullanılan bu otomatlar, bu mandıra, açık süt satan yerlerde oldukça kullanılmakta. Biz de onun için de bu bölge, bu fuar önüne getirmeye ihtiyacı hissettik. Onun haricinde zaten dediğim gibi şirketimizin en çok satılan, en çok kullanılan ürün süt soğutma tankları. Paslanmaz çelik sektöründe en faaliyet gösteren şirketlerden biriyiz. Her türlü ekipman üretme kapasitemiz var. Bu araç üstü ekipmanlardan tutun, şu an süt soğutma tanklarından, depolama tanklarından, süt işleme ekipmanlarına kadar çeşitli ürünleri üretebiliyoruz. Evet, çok teşekkür ederim. Growtek için aslında biraz bahsettik ama ilk gün, günün sonundayız. Artık Growtek'in ilk gününü bitiriyoruz. Growtek zaten yurt dışı pazar açılmak için oluşturulan bir fuar. Ve bugün benim gözlemim çok ciddi bir yoğunluk vardı yabancı katılımcı olarak. Sizin açınızdan nasıl geçti bugün? Bizim açımızdan da oldukça iyi geçti. Birkaç tane bağlantı sağladık ilk günden. Ben de açıkçası bu açıdan memnunum. Genel ziyaretçilerin yarısına yakının yabancı olduğunu söyleyebilirim. Farklı farklı ülkelerden geliyorlar. O da ilginç bir durum. Bu açıdan memnunuz. Yani ülkemiz zaten tarım makineleri konusunda dünyada iyi bir alanda. Sadece bizim alanımızdan değil, işte farklı alanlarda da özellikle tarım makineleri konusunda Türkiye iyi bir üretici konumunda ve yurt dışında da bu açıdan ülkemiz marka. Bu açıyı hem bu konuda hem daha fazla geliştirmek hem daha da farklı yerlere açılmak adına fuarlar oldukça avantajlı. Growtek de onlardan iyi bir örnek. Çok güzel. Biz yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim Harun Bey. Ben sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Efendim, Growtek fuarında standları gezmeye devam ediyoruz. Armas Süt Sağım ve Soğutma Sistemlerini ziyaret gerçekleştirdik. Renkli görüntülerle devam ediyoruz efendim.